İstek Sizden Şarkı Bizden programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 15 Mayıs. Evet, tam Mayıs'ın ortasındayız. Mayıs 31 çekiyor. Yani gece yarısından sonra. Mayıs ayı evet çok sıcak ve güneş bazen işe yaramıyor. Bulutlar arasında soğukluk verdi bugün ama bir vurdu mu da tam yakıyordu yani. Umarım iyisinizdir dünden bu yana. Dün 22.15'te girdik. Son yani bazı videoları bekliyor olacağız falan diyorlar. Bekliyoruz. Ondan sonra video gelmiyor falan. Geç kaldık. Ama bugün herhalde saat 22'de tam karşınızda olacağımıza söz veriyorum. 22'de buradayız. Bugün Facebook'ta doğum günleri var. Onları unutmadık. Doğum günlerini bakalım kimlerin var. Kesin benim yok. Benim doğum günüm 21 Ağustos. Artık bunu herkes öğrendi abi. Safet abim yazmış. Bütün Berlin diyor benim doğum günümü öğrendi diyor. 12 Mayıs olduğunu. Aa TC İmran. Sevgili İmran doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar diliyorum. İyi ki varsın yani. Hakikaten iyi bir arkadaşımız. Kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Tarkan Çiğren'in doğum günü var. Kenan Gültekin'in doğum günü var. Davuzurna kardeşler. Dede. Davuzurna kardeşlerin doğum günleri var. Bunlar da beni gördü. Dede diyor elimi öpüyorlar. Sen git babanın elini öp diyor Muhammed'in elini. Çok sevdiğim iki bir kardeş. Davuzurna kardeşe teşekkür ediyoruz. Mehmet Sakın doğum günü var. Tarkan Çiğre, Davuzurna kardeşler, Arzu Erol Demir ve Ümran kardeşimizin doğum günü var. Evet. İnsanlar böyle biz burada okudukça bakalım kaç sene okuyacağız. Biz yaptıkça. Ama bakalım yani işte diyorum ya önümüzdeki günlerde fotoğraflı yapmayı düşünüyorum. Bazen fotoğraflar olmadı mı olmuyor. Yani hepsi böyle komple olsa çok iyi olur mesela. Çok da iyi şeyler yapılabilir. Dün Mehmet abi şey yaptım ben. Yani dedim ki Berlin'in en emektarı size kim falan diye şey yaptım. Onunla ilgili bazı cevaplar geldi. Onları okuyayım da en azından kişiler fikirlerini yazmışlar. Onları da şey yapalım yani ben kendi sayfamdan bakayım. Çok benim sayfa yüklenildiği için bazı şeyleri göremiyoruz. Berlin'in gelmiş geçmiş en iyi Türk spor adamı kim? Bence cevabı saat 22.15'te Başakor programında diye Face'e paylaşma yapmıştım. 18 tane yorum gelmiş. Fena değil son dakika olduğu için. Aysin Demirok yazmış. Hidayet Satıcı'yı da unutmayın. Mehmet Elman abimiz ondan çok şey öğrendi. Aram abi de hakim olarak çok hizmet verdi. Bir de hakem Schröder vardı. Çok karnı çekmiştir. Daha niceleri var. Allah dünyadan göç edene rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusunlar. Ha unutuyordum. Ersan Palata'nın babasında çok emekleri vardı diyor. Daha 8 diğer yorumu da gör yazmış ya. Ha o zaman baştan başlayayım. Diğer 8 yorum da geldi. Temel Elmasoğlu yazmış. Spor salonu yazgıç demeden tam 43 yıllık vereni bulabilir misiniz demiş. Temren abi estağfurullah abi. Yani Temren abi senden başka kim olabilir demiş Mehmet Dedeoğlu. Cevap vermeme hakkını kullanıyorum demiş Temren abi. Temren abi yalnız bize yazılarda bozulduğun gibi içimde his var. Şimdi aslında var ya olayı aydınlatmamız lazım yayına girmeden önce. 43 sene Temren abi hakkını inkar edememiz. Bu ayrıcalık. Biz şimdi ben de 15 sene bir fil yani spor programı yaptım. Benim yaptığım program gazetecilerinki gibi değildi yani. Ben gidiyordum, çekiyordum, montajlıyordum, spor stüdyosunu hazırlıyordum, konukları telefonla çağırıyordum, onlara soru soruyordum, onlarla karşılıklı bir şey yapıyorduk. Şimdi gazeteciliği hiç küçümseme anlamda görüşmesi yani. Gazeteciliği ben hiçbir zaman şey yapmadım yani küçümseme ama benim yaptığım da az değildi. Biz gidiyorduk çekim için kameralar, statifler, omuzumuzlar falan arabamızı yasak yere park ediyorduk. Mecbur maçı yetişmemiz için ceza yiyorduk. O cezayı da biz kendimiz veriyorduk. Anlatabildim mi? Burada ben olayı yanlış anlaşım oldu. Mehmet abi ben tanıdığım süre içerisinde Aysun'un biraz sonra geleceğiz o ismi verecek. Mehmet abi şimdi saha organize ediyor, takımlar organize ediyor, kupalar alıyor. Mehmet abi son vefatından 3-4 sene önce elini ayağını çekti. Berlin'de bütün spor aksiyonları bitti. Bir mesela baş konsolosluk büyük Atatürk kupası oynatırdı Mehmet abi. Bayram havasına geçerdi. O da bazı şahıslar, bazı kişilerin yanlış şeylerdi. O da kalktı. Ben o açıdan dedim Mehmet abinin şeyini diye. Temel abi de biliyorum alındı yani. Cevap vermem hakkını kullanıyor. Bunlar da alınma olmaz. Temel abi gözünü seveyim. Sen her zaman bizim abimizsin yani. Artı
Mehmet abi farklı bir kulvarda yaptı yani. Zamanı geçmiş top oynamış. O zamanlarda yoktum. Ama turnuva düzenliyor, maçlar organize ediyor, oraya gidiyor, federasyona gidiyor. Bir problemin oldu mu onları çözüyordu. O açıdan ben düşünerek söyledim. Zeki Aka demiş ki rahmetli Mehmet Elman. Gülşah Kaya demiş ki benim olmadığım kesin. Sebahattin Konuk rahmetli Mehmet Elvan. Elvan yazmış Elman yerine. Allah rahmet eylesin. Recep Doğan Aram hocam. Recep Doğan bir de rahmetli Mehmet Elman abim olur demiş. Levent Demiray, Mehmet Elman amca mekanı cennet olsun. Bunlar gelen mesajlar ben demeden gelen mesajlar. Ben şu diye dememiştim yani. Aysin Demirok, Hidayet Satıcı'yı da unutmayın. Mehmet Elman abimiz ondan çok şey öğrendi. Aram abi de hakem olarak çok hizmet verdi. Bir de hakem Schröder vardı. Çok karnı çekmiştir. Daha niceleri var. Allah dünyadan göç edenlere rahmet eylesin, nurlar içinde uyusunlar. Ha unutuyordum, Ersan Parlatan'ın babasında çok emeği vardı. Aysin demedi. Tevfik Birkan'ı da unutmayalım. Şimdi o bürokrasinin dışında bir de halkla iç içe olan var. Şimdi çoğuna Tevfik Birkan'ı sorsan tanımaz. Ama Mehmet Elman'ı herkes tanır. Çünkü Mehmet Elman halkla beraberdi. Halkı içine giriyordu. Onu yapıyordu, bunu yapıyordu. Muzaffer Uygur, Mehmet Elman demiş. Haldun Demirel huysuz ihtiyar da ta Türkiye'den az sonra diye benim reklamı yapmış. Teşekkür ederiz. Evet öyle bir şey yapmıştı ama güzel oldu. En azından insanlar fikirlerini söyledi. Ha pardon imamı unutmuşum. İmam Özgür. Pardon. İmam başka bir yere konu anlatmış. O da çok güzel. Sevgili Tevfik Dağdelen abim, bence Berlin'e gelmiş geçmiş en başarılı spor adamı, gerek kendi sporcu olarak başarısı ve gerek hoca olarak başarılı, sayısız başarılara imza atmış kişi, milli karatecimiz Veysel Buğur. Veysel'in iki dünya karate şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Almanya şampiyonu ve sayısız Berlin şampiyonu ve de Türkiye'de yılın sporcusu unvanı almış. Kendisi sahip olduğu karate okulu Banzai, Almanya'nın ve Berlin'in en başarılı okulu unvanı taşıyor. Hemen hemen her yıl Berlin Senatosu ödülü sahibi. Kişilik olarak çok saygın, seveceğin, sempatik bir kişiye sahip bir yurttaşımız. Tabiri caizse insan gibi insan demiş. Aysel ona cevap vermiş. İmam Özgül, İmam kardeşim haklısın ama yanılmıyorsam futbol dünyasında emeğe geçenler bu saydıklarımız. Ama kardeşimizi tebrik ediyoruz. Tabii ki o da binlerce gençlerimizin eğitimine faydalı olmuştur. Daha bilmediğimiz kimler vardır. Evet Aysel benim cevabım. Ben futbol dünyasına, Berlin futbol dünyasına büyük emeği olanlar demiştim. Evet böyle bir şey açıldı. En azından cevap verip yazanlara çok teşekkür ederim. Vallahi çok sevindim. Tekrar edeyim ben. Temren abi biraz alınganlık göstermiş anladığım kadarıyla. Değildir diyor. Neyse yakında onunla bir söyleşi yaparız. Gerçeği anlat Temren abi derim. Bu böyle yürümez. Böyle olmaz bu yani filan gibi. İşte böyle güzeldi. Hoşuma gitti. Evet, yayınımız başlıyor. Önce tabii ki yazılarımız var. Yazılarımızı okuruz. Daha sonra bir söyleşimiz var. Kısa bir söyleşi ve isteğimiz var. Ondan sonra yayınımız devam edecek. Cehalet mutluluk aslında. Yani eğer hiçbir şey bilmiyorsan acı da duymazsın. Üstün zeka acıdır, acı verir insana. John Lennon. Tabii ya öyle bir söz var. Dünyanın en zeki kişisi cahil kişidir. Çünkü her şeyi bilir. Onun gibi bu da. Çok güzel. Doldur tüfengi, hedef et beni. Yaram 99, 100 olur gider. Aşık Veysel Şatıroğlu. Evet güzel. Dinle küçüğüm. Ağaca güvenebilirsin. Bilirsin ki elma ağacı elma verir. Erik elma verir, erik değil. Hayvanlara güvenebilirsin. Çünkü aslan aslan gibi davranır. Maymunluk etmez. Ama insana güvenemezsin. Zira o yüzüne gülümserken arkasında hançer gizleyebilen tek yaratıktır. Emine Subçin. Vay be çok güzel. Aslında bu tablo bize diyor ki eğer bir suç işlemek istiyorsan ama suçlanmak istemiyorsan tek yapman gereken etrafına bir kalabalık toplamak. Çünkü bir suçu yeterince büyük bir kalabalıkla birlikte işlersen artık o suç değildir. O artık suç değildir. Evet tek başına yaptığın şey ne kadar güzel bir daha okuyayım aslında. Aslında bu tablo bize diyor ki
Eğer bir suç işlemek istiyorsan ama suçlanmak istemiyorsan tek yapman gereken etrafında bir kalabalık toplamak. Çünkü bir suçu yeterince büyük bir kalabalıkla birlikte işlersen o artık suç değildir. Çok güzel. Sevdim. Biraz şıpas. Gülelim. Emre Aydın. Yandaki fotoğraf Emre Karanlık. Bizim bebeleri güldürür bana. Garson müşteriye sesledi. Beyefendi, karınız sizin telefona gelmenizi rica ediyor. Adam rica mı ediyor? O halde karım değildir. Niye? Ha, karısı emrediyor çünkü. Çok var ya böyle. Hayat bilgisi dersidir, hayatı öğretir. Dediler. Hayatın kendisi bilginle bir alakası olmadığını öğrendik. Matematik çok önemliydi. Sayıları çarpmayı öğrendik ama hayatın bize nasıl da çarpabileceğini bilemedik. Türkçe en önemli dersti. Yazmak için alfabeyi öğrendik. Acılar yazmaya hiçbir harf yetmezmiş. Bilemedik. Fen bilgisinde tüm organları ve görevlerini öğrendik de kalbin kırıklığında kan pompalandığını ama ondan sonra bir daha güven pompalanmadığını öğrendik. Öğrenemedik. Hani dersler bize hayata lazımdı. Olmadı yani, olmadı. Hayat bize bilgisini sundu. Kendisini yaşatmadı. Evet. Hani geçen de kullandım ya, hocanın dediğini yap git yoldan gitme diye. Onun gibi olmadı. Hayat bize bilgisini sundu. Kendisi yaşatmadı diye. Sevgilim yaş kemalini buldu. Bana öyle gelir ki belki 1000 yıllık bir ömrün macerası geçti başımızdan. Ama biz hala güneşin altında el ele yanlaya koşan hayran gözü çocuklarız. Nazım Hikmet. Muteber bir dünya vatandaşı olaraktan bulutlara dayayıp merdiveni, elimdeki şu posta güvercini salacağım gökyüzüne. Allah lillah aşkına, insan aşkına topunuzu ihbar edeceğim. Ne hale getirdin şu dünyayı be? Müştak Erenus. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir. Mustafa Kemal Atatürk. Ayrım yok diyor. Hepsi eşittir. Gel de bunu anlat bu zaman. Evet. Yazılarımız bu kadardı. Şimdi geçiyoruz söyleşiye. Biliyorsunuz kuaförler açıldı. Bayanlarda bir saldırma, hurra. Biz de onu sorduk. May Bütü'ye gittik. Serap Göçmen'le bir söyleşi yaptık. Melike sağ olsun Oktör bizi kabul ettiler. Kahvemizi içtik. Şimdi o söyleşiyi ekrana getiriyoruz. Daha sonra onlardan istek aldık. O isteğin arkasını hemen şarkıyla vereceğiz. Daha sonra tekrar buradayız. Evet, kuaförler açıldı korona olayından sonra. Şimdi May Bütü Serap'la beraberiz. Serap, öncelikle merhaba diyeyim sana. Epeydir görüşemedik seni. Merhabalar. Evet, çok uzun bir zaman oldu. Annelik izninden sonra tekrar döndüm sahalara. Evet, şimdi bu koronadan sonra bayanlar hurra, kuaförler açıldı. Bayanlar hurra, kuaförlere gitti. Sabah 7'de termin alan bilene varmış yani. Evet. Sen bu olayı nasıl karşılıyorsun? Kadınlar öncelikle kuaföre termin aldığında ne yapmak için geliyorlar? Şu anda kadınlar genellikle tamirat için geliyor. Çünkü bu 3 aylık süreçte saçlarını kendileri boyadılar, kaşlarını kendileri aldılar. Gerçi kaşları hala alamıyoruz yasak olduğu için ama saçlarını genelde bozan, renkleri sararan, kararan, işte psikolojik bunalıma girip de kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan bayanların saçlarını tamir ediyoruz şu anda. Siz daha önce de kuaförler genellikle diyor, bu işi kendiniz yapmayın, bize gelin ya da tanıdığınıza gidin diyorlar. Bu konuda sen de bir şey söylemek ister misin? Şöyle söyleyeyim, genellikle saç önemli bayanlarımız için özellikle. Çünkü bayanı saç gösterir. Ve siz kendi kendinize evinizde yaptığınız boyaların içeriğini bilmediğiniz için bir profesyonel kuaför kadar başarılı olamazsınız. Kırarsınız, yakarsınız, bozarsınız ya da renkler gökkuşağına dönebilir, yeşillenebilir, kızıllaşabilir. Ama uzman bir kuaför saçınızın kalitesine, boyasına, alt yapısına, zayıflığına göre madde kullanacağı için
kesinlikle sonuç daha başarılı olur ve saç yıpranmaz. Şimdi bir de şey var, kuaförlerin çok değişik kullanılması var. Yani şunu demek istiyorum. Bayan bir yere gidiyor, beğenmiyor, öbür bir kuaföre gidiyor. Bu sizce nasıl karşılanıyor? Yani ben aslında diyorum ki insanların bir kuaförün bir tane olması lazım. Ya aslında doktor gibi, evet. Bir kuaföre ne kadar fazla giderseniz o kuaför sizi tanır, saçınızı tanır, zevklerinizi bilir ve ne isterseniz onu kolaylıkla yapabilir. Ama yeni bir yere gittiğinizde yeni bir dişçiyi tanımazsınız, yeni bir doktoru, kozmetiği, ne bileyim, yeni olan hiçbir şey güvenilir değildir. Ama eski olan şeyler her zaman daha başarılı ve güvenilirdir. Hataları telafi ederler çünkü. Şimdi sende burada reklam oluyor gibi ama saçların maçlarını, yani yayını izleyenlerce ki keşke saçlara baklar, takma değil değil mi? Yok değil. Gerçek saçlarım yıllardır zaten genelde saçlarım güzeldir. Çünkü ona göre boya kullanıyorum, ona göre bakım kullanıyorum. Yani saçınızı sadece yaparak, maşa yaparak, fönleyerek düzeltemezsiniz. Benim saçıma 7-8 yıldır keratin bakımı yapılıyor mesela. Onun için rengi sarı olmasına rağmen bu kadar sağlıklı gözüküyorlar. Çok güzelmiş. Peki kadınlar saçlarını, ya iyi olmadı mı? 3 aylık o bekleme süresinde kadınların karşılaştığı ruhsal sorunlar ne olabiliyor? Yani her şeye kızıyor mu? Sen onu biliyor musun yani? Şöyle söyleyeyim, aynaya baktıklarında kendilerini asla güzel göremezler. Bağladıklarında dipleri çıktıysa güzel göremezler. Sarışınlarsa ve şöyle söyleyeyim, sarı, yapay sarışınlarsa dipleri koyu çıktığı için kendilerini artık sarışın göremedikleri için bunalıma girerler. Çünkü nereden bakarsanız %80 sarışınlar yapay şu anda. Eğer bu korona biraz daha uzasaydı sarışınların nesli bitiyordu yeryüzünde. Kesinlikle biterdi. O yüzden kuaförler açılınca çoğunlukla açma işlemi yaptık. Yani dipler kara kara, onu sarışın, platin, bu tarz renklere getirdik. Bir ilk geldiklerinde yaptığınız işlem yeterli oluyor mu, yoksa bir dahaki bir termin daha veriyor musunuz? Yok yok, yeterli oluyor. Genelde zaten altyapıda sarışınlık varsa diplerin doğal olduğu için kolaylıkla döndürebiliyoruz. Serap, senin abilerin de bu kuaför herhalde ama... Evet, biz ailede 3 kuaförüz. O yüzden ben 10 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Hatta bebeklikten beri diyebiliriz. Abim Ankara'da çok başarılı bir kuaför. Aynı zamanda eğitisyen ve laborant diyebiliriz. Çünkü boyaları test ediyorlar ve bu yeni gelen ürünlerin tanıtımlarına giriyorlar. Özlem ablam, Özlem Göçmen ve Serkan Göçmen. Özlem ablam da Antalya'da kuaför. O da çok uzun yıllardır çok büyük bir sanatçıdır bu camiada. Yapamayacağı şeyler yoktur. Peki fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Kesinlikle. Ben belki de bu işte ilerlememin en büyük sebebi iki doğayenle çalışmamdır. Ben her şeyi onlara sorarım. Genelde bütün bilgilerim de onların test ettiği ürünlerden geçer. Peki. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ben bayanlara saçlarına kendi bedenlerine bakmaları gerektiği gibi bakmalarını öneriyorum. Çünkü saçlar bir eşya değildir. Onlar da canlı. Bakım ister. Ve saçlarınız olmazsa güzel olamazsınız. Değil mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. My Beauty'ye de başarılar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tevfik abicim, bizim için Tarkan'dan Beni Çok Seve çalabilir misin? Bir vurgundu geçtiğim yollar, düşe kalka yaşanırmış öğretir yollar. Ben sensiz her
her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Aşk geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gizme. Tut elinden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dert mi rüzgardır mestim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Bir kere de beraber söyleyelim mi şöyle, siz söyleyin ben dinleyeyim hatta, olur mu? Olur mu beni? Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi gel. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev.
Evet, Melike ve Serap'a teşekkür ediyoruz. Tekrar buradayız. Şimdi bir nostalji yapalım. Dün Mehmet abi yapmıştık televizyon programında. Şimdi bir fotoğraf var. Yıl 1965. Şu anda görüyorsunuz. Bizim arka bahçe. Bahçesim ana mahalle takımımız. Şimdi en küçük boylu, üstü ayakta en küçük boylu benim. Yanımda Yalak Mustafa, Selahattin abi, kaleci formalda abim. Aşağıda Ali'yi hatırlayabiliyorum. Diğerlerini hatırlayamıyorum. Vallahi Karakaş Mustafa mıydı o yanındaki? İkisi de görmüyorum. Yıl 65. Annem bize forma dikmiş. Formal ne? Atletin önüne, tişörtün önüne yeşil bir kurdale çizmiş. O zamanları çekilmişiz yani. Bu da bizim için ölümsüz bir anı. Yıl 1965. 10 yaşındayım. Bay bay. Evet, buradan da gelelim gene yazılara ve daha sonra bir isteğimiz var. Onunla beraber programımızı bitireceğiz. İkinci şey, yazılarımıza geçiyoruz. Freud ne demiş? Freud'un kızına yazdığı mektup. Sevgili Anna, en güvendiğin insanlardan kötülük görüp üzülmem güçsüz biri olduğu anlamına gelmez. Fizik kurallarına göre sırtını dayadığın bir nesne birdenbire giderse sen de o yöne doğru devrilirsin. Yani bunun güçsüzlükle alakası yok diyor. Sırtını dayadıkların diyor bırakır giderse düşersin ama o zaman sen güçsüz değilsin diyor. Ne güzel yazılır. İnsan olabilmenin şartı nedir mi? Nedir bilir misin Butch? Bu nasıl soru? Biz zaten insan değil miyiz? Yine ahmaklaştın Butch. İnsan olarak doğmak senin benim elimde değil ki. Şu yılandan başka ne farkımız var? O da acıkıyor, susuyor belki senin gibi. Şarap da içiyordur. Bu hayvanlardan hiçbir farkımız yok aslında. İnsan olmanın artı, insan artı duygudur bu üç. Adını duymadın, resmini görmedin, elini tutmadın insanları sevmek, onların acısını, özlemini, sevgisini yüreğinde hissetmektir. Ama etrafına bir bak, ortalıkta insan kılıklı yılanlar dolaşıyor. Şunlar arasında ara bir ki bir insan bulabilirsin. Bulasın. Güneşe uzanan eller. Değil mi? Ne bir farkımız var ki? O yılan doğmuş, bir insan doğmuş. Zaten ikisi de hepsi aynı hayvan sınıfına giriyoruz. İnsanlar için düşünebilen bir hayvandır derler. Bazen huzuru dikenler arasında bulursun. En azından oldukları gibidirler. Sürpriz yapmazlar. Evet, bazıları iyi gibi gözür, kötü çıkar ama burada kedi dikenler arasında uyuyor. Ne diyor? En azından oldukları gibidirler, sürpriz yapmazlar. Güzel. Adamın biri arkadaşını ziyarete gelmişti. Bahçe kapısını açacakken ileride havlayan bir köpek görünce durakladı. Bunun üzerine yoldan geçen biri ona "Korkmayın" dedi. Havlayan köpek ısırmaz. Adam cevap vermiş. İyi ama ya köpek bu atı sözünü bilmiyorsa? Evet. Sevgilim, sen gerçekten bakire misin? Evet, bebeğimin, çocuklarımın üzerine yemin ederim. Kralına karşı haklı olan bir vekil, kocasına karşı haklı olan bir kadın, subayına karşı haklı olan bir nefer, bunlar hepsi iki kat cezaya çarptırılmazlar mı? Zayıflar için haklı olmak bir suçtur. Amin Malov. Doğru. Zayıflar için haklı olmak bir suçtur. Güzel. Sahip çıkamayacağın sevgiye talip olma. Neşe Ağoğlu. Sanki biz hiç Tanrı görmedik. Diyelim ki görmedik. Tanrı da mı hiç görmedi bizi? Güzel bir fotoğraf. Bebeklerin emeklemesi erken emeklilik sayılıyor mu? Bilemedim bak şimdi. Erken emekleme zaten adamlar isyanda Türkiye'de bir türlü haklarını alamadılar. 2 senedir ilk mesajı o atsın diye beklediğim sevgilim evlenmiş lan. Hayda. Evet, bir trip var. Hep karşıdan bekliyoruz. Bardağı kola doldurur gibi değer vereceksin insanlara. Ağır ağır ve yavaş yavaş. Çok verirsen köpürür taşar, sonra elinde bardakla kalırsın. Ne kadar güzel bir benzetme yapmışlar ya. Vallahi doğru.
Evet, yazılarımız da bu kadardı. Şimdi geçiyoruz istek bölümüne. Önce istekler dinleyelim. Sevgili Ümran'ın doğum günü. Benden hangi şarkı istediler bilmiyorum. Söylemediler de Ümran hangi şarkı da bilmiyorum. Ümran için ben de o zaman şöyle düşüneyim. Haluk Levent'ten verelim. Sevdiği bir şarkıdır. Umarım seviyordur değil mi? Haluk Levent'ten bir şarkı verelim. Şimdi Ümran istekleri var. Daha sonra benim Ümran için istediğim şarkıyı vereceğiz. Daha sonra tekrar burada olacağız. Mutlu yıllar Ümran'ım. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. İyi ki benim arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Kocaman öpücükle. Merhaba Tevfik abicim. Biliyorum çok oldu bu hafta ama Mayıs ayı bereketli bir ay. Bugün de Ümran'ımın, canımın doğum günü. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Kardeşim, bacım, dostum, can yoldaşım, her şeyim. Onu çok seviyorum. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Çok öpüyorum. İyi ki var. İyi ki benim dostum. İyi ki benim arkadaşım. Bunu da buradan bildireyim. Zaten o biliyor da. Dediğim gibi bugün, bu hafta biraz fazla oldu. Mayıs ayı çok daha gelecek doğum günleri de var. Ama yapacak bir şey yok. Ben hepsine doğum gününü kutlamak istiyorum arkadaşlarımın. Seni de seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bu programı yapıyorsun. Seni de seviyoruz. Hoşça kal. Papatyam, bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Sen bendeki yerini çok iyi biliyorsun. Bu yüzden uzun klasik cümleler kurmak istemiyorum. Sadece ikimizin konuştuğu, anlaştığı dilden bum bum diyorum. Ve seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Oh,
Evet, programın sonuna daha geldik. Göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederiz. Ben şimdi YouTube'da bakıyorum. Bazen seyirci sayımız bazen artıyor. Bayağı oluyor. Onlu küsurlara falan geliyor live izleyen. Daha sonra bir düşüyor, bir daha çıkıyor. Bir düşüyor, bir daha çıkıyor. İşte bu bizim sabırsızlık, içsiz, ne bileyim, bir yere sabit kalamama da olabilir. Ama izleyicilerimiz var. Yavaş yavaş çoğalıyor. Her gün abone sayımız artıyor. 2065'lerdeyiz. Umarım bu 2100, 2200, 300 binlere kadar, 3000 lira kadar gideriz. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. Bizi arıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Yarın çok güzel bir mesajlı mesajımız var. Kendisine rica etmiştim. Biraz abi anlat falan diye. Kimlerle arkadaş, kimlerle çalışmış olduğumu siz de göreceksiniz yani. Yarın tekrar sizlerle beraber olabilmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.